Şimdi arkadaşlar sabah makamı ne için diye bir başlık attım. Şimdi sabah makamı ney taksimi icra ederken neleri göz önünde bulundurmamız lazım? O kadar zor bir şey değil. Şimdi kullanacağımız perde isimlerini ilk önce sizlere tanıtayım. Yeşil içinde aldığım, gördüğünüz şöyle işaretlediğim notanın ismi La. Sonrasındaki notanın ismi Si. Fark ettiyseniz yanında bir ters B var. Yani D harfi gibi. O bir koma bemolleştirmek demek. Yani normal Si olarak aklınızda kalsın. O kadar önemli değil. Sonrasında Do yanına herhangi bir işaret almamış. Sonrasında Re perdesi yanına B harfi almış. Yani bu bemol demek. Bemol biraz pesleştirmek demek. Kafanızı karıştırmak istemiyorum. Sonra Mi yine aynı. Fa burada şu işaret fa diyez olmadığı anlamına geliyor. Yani bütün şeyler fa, natural olarak yani acem perdesi. Yani şöyle diyelim. Neyden 4 he şöyle diyelim. 4 perdeyi kapattığınızda biraz sert üflediğinizde fa notasını alırsınız. Sonra sol. Sonra la bemol. Sonra si yani segah si'si. Yine burada bir koma pesleştirmiş. Ama siz normal si, segah si'si olarak, tis si olarak şey yapın. Tekrar la bemol, ondan sonra tekrar böyle sol'a kadar iniyor. Şimdi arkadaşlar, ben size bunun kısaca nota olarak okuyacağım. Nasıl okuyacağız? Şimdi seslendirerek. İlk önce ses olarak okumamız lazım. Neden lazım? Duyduğumuzu, söylediğimizi en iyi enstrümanımıza yansıtabiliriz. Mesela okuyorum. La si do re mi fa sol la si la sol fa mi re do si la sol. Burada alt perdeler var bir de neyde? Dem ses olarak nitelendirdiğimiz. Fa'dan sonrası zaten dem ses. Fa mi re bemol do si böyle aşağı doğru sole kadar iner bu. Şimdi arkadaşlar ben ne ile icra edeceğim birazdan hemen o videoya geçeceğim. Sonrasında bu perdelerin hepsini ben ne ile yavaş yavaş üfleyeceğim size göstereceğim.